Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızılar Forvet bölgesini bir yıldızla daha güçlendirmek isterken gündeme gelen isimlerden biri de Paris Saint Germain'in forması giyen Mauro Icardi'ydi. Fransız kulübü, Arjantinli yıldızı kadroda düşünmezken Manchester United'ta bu transferden vazgeçti ve Jimbo'nun önü açıldı. Golcü futbolcuyla Manchester United'ta yakından ilgilenirken bu durum taraftarın tepkisini çekmişti. Rabiot ve Arnautovic transferlerinde olumsuz reaksiyon gösteren taraftarlar Icardi konusunda da kulübü sert sözlerle eleştirdi. Manchester'ın sahiplerine karşı gösterilen bu tepki sonrasında taraftarları karşısına almak istemeyen yöneticiler Icardi'den vazgeçti. Bu durum Galatasaray kulübünü avantajlı konuma taşırken Sarı Kırmızılı yönetimin 2024'e kadar Paris'le mukavelesi bulunan futbolcuyu kiralamak için görüşmeleri sıklaştırdığı iddia ediliyor. Foto maçın haberine göre Icardi'nin maaşın bir kısmında Paris Saint Germain tarafından karşılanmasını talep ettiği aktarıldı. Icardi'nin eşi ve menajeri Vanda Nara, teknik direktör Galtier'in bu açıklamaları sonrası Arjantin TV'de bir kanala konuştu. Vandana'ra Nara transfer görüşmeleriyle ilgili açıklamasında Paris Saint Germain mevcut durumda en iyi çözümü bulmak için uğraşıyor. Icardi'nin fazla zamanı yok. Avrupa'dan başka teklifler var ve Paris Saint Germain de bunu iyi biliyor. Mauro Icardi profesyonel kariyerine Vesin altyapısında başlamıştı. Yıldız futbolcu daha sonra Barcelona, Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain formaları giydi. Lig 1 devi 2020-2021 sezonu başında Inter'e 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı. Arjantin milli takım formasını 8 kez giyen Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Galatasaraylı yöneticilerin Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katabilmek için eşi ve temsilcisi Vanda Nara ile 3 kez görüştüğü ve her an yeni gelişmeler yaşanabileceği